Allah Resulü'nü Hira'ya götüren dertler vardı. İnsanoğlu nasıl bu kadar zalim olabilir? Bakıyordu çevresine. İnsanoğlu nasıl bu kadar kıyıcı olabilir? İnsanoğlu nasıl bu kadar birbirine zulmedebilir? Çünkü Hilfül Fudul'a onu sokan şey buydu. Zulme karşı çıkmaktı. Mekke ve civarında, Mekke'yi siz dünyadaki tüm düşüncelerin panayırı olarak görün lütfen. Artık şu Mekke'yi öğrenelim. Mekke'de bir tek inanç, yani şirk inancı falan yok. Şirk zaten aslında sadece Allah'a ortak koşma değil, şirk dünyada ne kadar inanç türü var hepsinin şirket olduğu yer demektir. Anlatabiliyor muyum? Tüm inançlar şubelerini Mekke'ye getirmişler. Kabe'deki 360 put, bunların yanında kucağında bebek olan İsa bebeği olan Meryem, bunun yanında efendim İsmail olan İbrahim posterleri duvar, Kabe'nin duvarında unutmayalım, hepsi mevcut. Yani Yunan'ı, Helen'i, eski Mısır'daki Hermetizmi, Maniheizmi, efendim Zerdüştizmi, Kabe'nin civarında, Mekke'nin civarında ciddi bir Zerdüşti var. Akra bin Habis Zerdüşt. Bu Mekke'ye gelip giden adam. Düşünebiliyor musun? Allah Resulü'ne hücrelerin ötesinden bağıran adam. Hucurat suresindeki adam bu. Ve bu adam Zerdüşt. Anlatabiliyor muyum? Ukbe bin Ebi Muayt Yahudi. Babası gitmiş bir kötü iş işlemiş Gazze'de. Bir efendim kadınla ve bir çocuk doğmuş. O da gelmiş Mekke'ye. Dolayısıyla anne Yahudi, baba Arap, Mekkeli ve gelmiş Mekke'ye. Birçok kabile var bölgede. Bir kısmı Yahudi, bir kısmı Hristiyan. Hristiyanlar da özellikle Gnostik, yani batıni Hristiyanlık. Ve bu detayı niye paylaşıyoruz hocam? Bu detayı niye paylaşıyoruz? Evet. Şunun için paylaşıyoruz. Bölgede inançların şirketi var. Allah Resulü bütün bu inanç çeşitliliğine bakıyor. Bu inanç çeşitliliğinin her birinde problem var. Her birini görüyor bunları. Ciddi bir problem var. Çünkü panayırlar kuruluyor. Üç panayır arka arkasına. Birer ay sürüyor. Ve bu panayırlar bölge deyince sadece Arabistan Yarımadası'nı aklımıza getirmeyelim. Aynı zamanda İpek yolundan geliyor, baharat yolundan geliyor, Akdeniz'den geliyor. Hatta öyle ticaret yapanlar var ki ortağın biri Şam'da, biri Mekke'de. Ortağın biri Taif'te, biri Mekke'de. Ortağın biri Medain'de, biri Mekke'de. Yani bugünkü Bağdat diyelim. Efendim. Dolayısıyla bölge çok ciddi bir insan harmanı. Bunu niye paylaştık? Okumak, büyük kopuş dedik. Büyük kopuşu Allah Resulü onlarda da görüyor. Yani zannettiğimiz gibi böyle bir kartondan bir Mekke yok. Hayır. Aslında çok onu çok basit görmeye başlamışız. Aynen öyle. Allah Resulü'nün işi zor. Aynen öyle. İşte ben diyorum şu Mekke'yi bir öğrenelim artık. Öyle efendim, yani Mekke'de müşrikler var, yekpare böyle efendim şirk koşuyorlar. Yok, Mekke'de her türü var. Her türü var. Mekke sanatkarların çoğu Hristiyan, Gnostik Hristiyan. Ve esasında Kur'an'ın neyle neyi bağladığını, neye itiraz ettiğini anlamak için biz bölgeyi iyi bilmek zorundayız. Ciddi bilmek zorundayız. Yani Kur'an neye, niye elhamdülillahi rabbil alemin? Övgü ne zaman problem oldu da Kur'an tüm sureleri emziren annenin bir numarasını getirdi, övgü problemini çözmek için övgü meselesini ayırdı. Övgülerin tümü, tüm övgüler Allah'a mahsustur. Övgü nasıl bir problemdi ki Kur'an'ın annesi, sureleri emziren anne olan Fatiha bir numarasını övgüye verdi. Evet. Hristiyanlarda problemdi. Zaten İsa'nın Tanrı ilan edilmesi övgü problemidir. Yahudilerde problemdi.
Yahudilerin kendilerini Allah'ın oğlu ilan etmesi, yani Allah'ın öz çocukları ilan etmesi, bu aynen Tevrat'tadır. Nahnu ebnaullah şeklinde de Kur'an'a geçmiştir. Övgüyü paylaşmak istiyorlar. Eyvallah, övgü problemidir bu. Evet. Ve müşriklerin kendilerini İbrahim'in çocukları ilan etmesi ve kendilerinin eğer bir ahiret varsa cennete önce gireceklerini ilan etmeleri bir övgü problemidir. Dolayısıyla yani övgü problemine, övgü belasına gitmemiş olan bir grup yok etrafta. Onun için yani nereye bakarsak bakalım, eğer Kur'an anlamak istiyorsak bunu problem olarak niye görmüş Kur'an diye bakacağız. Yine kopuşa dönecek olursak, evet dedik, bölge bir galeri. Evet. İnançlar galerisi. Hepsi var. Her şey de birbirine karışmış. Fakat ilginçtir, bu karışma aynı zamanda koparmanın sonucu. Zira haktan koparmış, batıla bağlamış. Anlatabiliyor muyum? İşte Kur'an doğru yere bağlamak için yol gösteriyor onlara. Hatta parçalamış, bağlamış. Parçalamış. Birazını hakka, birazını batıla bağlamış. Ve o bağladığını zannediyor, bağ kurduğunu zannediyor. Kur'an'da diyor ki çöz onu, doğru yere bağla. Harika. Yani illallah demiş ama la ilahe dememiş. Bütün bunlar Muhammedül Emin'i Hira'ya götüren sahiplerden diyorsun. Şimdi biz bu çok önemli. Hira'ya götüren neydi dedik, bu önemli. Hira'ya götüren toplumdaki bu korkunç zulüm, korkunç şey. Ve işte Hira'dan indiren vahiy ona diyor ki toplumsal kokuşma, toplumdaki zulüm, toplumdaki alçalma, toplumdaki bozulma, insandaki bu tefessük, kokuşma ile bağ kur insanın yamulmuş akidesi arasında. Yani insanın inançları bozulmadan insanın eylemleri bozulmaz. İnsanın tasavvuru bozulmadan insanın aklı bozulmaz. İnsanın aklı bozulmadan insanın eylemi, ameli bozulmaz. Dolayısıyla ey Muhammed, sen bu toplum nasıl adam olacak diye çektin, vurdun dağın kıyılarına, dağın mağarasına. Gel, bu toplumun nasıl adam olacağını öğrenmek istiyorsan öncelikle bu problemlerin nereden çıktığıyla ilgili bağ kur. Bağ kur. Bağ orada da şart. Yani şu insanoğlunda gördüğün tüm olumsuzluklar bir kopuşun işareti. Bu bağı kurmadan çözümü bulamazsın. Dokularda da kanserleşme böyle başlıyor hocam. Hücrenin kopuşu. Evet, hücrenin ur kopuşu, budur değil mi? Ur odur, evet. Eyvallah. Sistemde, bütün sistemde bağını kopardığında, üstelik sağlıklı, hatta çok daha hızlı ürediği halde yanlış bir... Hücre istiklalini ilan ediyor, bağını koparıyor. Bağını koparıyor, ahenkten kopuyor. Ya. Ben altını özellikle çizmek istiyorum, dostlarımızın duymasında, tekrar duymasında fayda var hocam. Biraz da şahsen zoruma giden bir olaydır. Biz o gün adı Muhammedül Emin, Allah Eyvah. Resulü'nün doğru. Peygamber olurum diye de çıkmış daha. Muhammedur Resulullah değilken Muhammedül Emin. Demek ki terkisinde sorularla çıkıyor. Eyvallah. Düşüncesi var. Heybesi bir dolu. Arka planı var. Evet. Heybesi dolu. Evet. Yani Eyvah. Oraya çıkmışken seni peygamber yaptık. Tombala çektik. Aldı. Sen çıktın. Haşa. Haşa. Demek yok ki öyle, şey. Öyle soruları vardı ki evet. Cevabı ilk gece ikra oldu. Evet. Bağ kur. Şunu soracağız. Yine bağ kuruyoruz bakınız. Anlamak bağ kurmaktır. Eyvallah. Neden bu konu? Neden bu ayetler? Neden ikra? Neden alak? Nereden, neden kalem, neden alleme, öğrenme? Evet. Bunu soracağız. Asla tesadüf değil. Asla haşa tombaladan değil. Allah Resulü'nün iç haritasını veriyor o ilk ayetler. Hay maşallah.